Efendim iyi akşamlar. Rumeli Televizyonu'nun Bursa stüdyolarından canlı olarak yayınladığımız gündem siyaset programına hoş geldiniz. Bursa stüdyoları olarak Bursa'daki milletvekili adaylarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Bu akşam da AK Parti 1. bölge 3. sıra adayı Bursa siyasetinin de yakından tanıdığı bir adayımız var. Sayın Refik Özen. Sayın Özen hoş geldiniz. Hoş bulduk. Saygılar sunuyoruz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Oldukça yoğun bir süreç içerisindeyiz. Aday arkadaşlarımızla beraber, teşkilatımızla beraber sahadayız. Öncelikle tabii sözlerin başında sizlerin vesilelerinizle tüm seyircilerimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Yaklaşmakta olan Ramazan bayramlarını da şimdiden kutluyorum. Şimdi Refik Bey, siz teşkilattan gelen bir isimsiniz. İl yönetiminde görev aldınız daha önceden. Osman Gazi İlçe Başkanlığı da yaptınız. Fakat listeler açıklanınca sanki AK Parti'de ilk defa oluyormuş gibi adaylık müracaatınız olmadığı halde isminizin listede girmesi bir takım eleştirilere sebep oldu. Ama aslında daha önceden de AK Parti özellikle bakanları mesela hiç müracaat etmediği halde göstermişti. Siz de teşkilattan gelen bir kişi olarak bu adaylık sürecinizi sizden dinlemek isteriz. Elbette. Yani bahsettiğiniz gibi Refik Özen olarak ben siyasete AK Parti'de başlamış biriyim. 2003 kongresinde 28 yaşında il yönetimine girerek siyaset hayatına başlamış olduk. O dönem il yönetiminin en genç üyesi bendim. Dolayısıyla o süreçten başlayan bir siyasi hayatımız 2010 yılına kadar aralıksız il yönetimde devam etti. Orada 4 birim başkanlığı görevlerinde bulunduk. ARGE birim başkanlığı, tanıtım medya başkanlığı, halkla ilişkiler başkanlığı. En son teşkilat başkanlığı. Dolayısıyla bu süreç içerisindeki yapılan tüm seçimlerde aktif olarak görev aldık. 2010 yılında da Bursa'mızın en büyük ilçesi, Türkiye'nin de 3. büyük ilçesi Osman Gazi gibi bir ilçede 35 yaşında ilçe başkanlığı görevinde bulunduk. O süreç içerisinde 2010 referandumu, 2011 genel seçimleri ve mahallelerde AK Parti ilk defa gerçekleştirilen delege seçimlerini arkadaşlarımızla birlikte sizin döneminizde gerçekleştirmiştik. Ayrıca o dönem 27 bin olan üye sayımızı da 54 bine çıkartmıştık. Gerçekten çok yoğun, çok aktif geçen bir süreçti. Hatta o süreçte yaptığımız gece mitingleri, yaklaşık evet. 5 bin 6 bin kişilik mitinglerimiz Ankara'da dahi konuşulmuştu. Hamdolsun o çalışmaların neticesini seçim sonuçlarında yine AK Parti'nin zaferiyle neticelendirmesi bütün yorgunluğumuzu almıştı. 2012'den sonra adaylığımızın açıklandığı tarihe kadar aktif bir görevimiz yoktu. Ama AK Parti camiası geniş bir aile. Dolayısıyla burada hizmet etmek için illa bir makamda olma gibi bir zorunluluk zaten yok. Ama yine de çalışmalara katıldınız. Elbette. Dolayısıyla çünkü AK Parti sıradan bir siyasi parti değil. Evet. Kuruluş aşamasında milletin içinden çıkan, liderin büyük bir özverisi ve gayretiyle bugüne kadar gelmiş bir dava hareketi. Olaya böyle baktığımız zaman AK Parti teşkilatlarında görev alan arkadaşlarının da büyük çoğunun bakış açısı bu şekilde. Dolayısıyla bizim haliseye bakış açımız, hizmet etme noktasındaki hareket tarzımız illa bir makamlarda olmaya bağlı değil. Dolayısıyla bizim davamız makamlara bağlı olmadığı için bu süre içerisinde aktif görevimiz olmasa da biz çalışmalar içerisinde bilfiil yer aldık. Arkadaşlarımızla olan iletişimimiz, diyalogumuz da sürdü. Tabii bahsettiğiniz gibi adaylıkla alakalı süreç hem bizim için hem Bursa için sürpriz oldu. Ben bu kadar süre içerisinde AK Parti'de görev yaparken bir kere bir makama talip olmuştum. 2015 yılında bir aday adaylığımız vardı. O zaman nasip olmadı. Diğer süreçlerde de gerek il başkan yardımcılıklarında gerek Osman Gazi ilçe başkanlığındaki süreçte de benim bir talebim olmamıştı. Sağ olsun o zamanki büyüklerimiz, genel merkezimizin takdiriyle hep yerel görevler verildi. Yönetimlere de talip olmadınız. Elbette yani öyle bir şeyimiz, olmamıştı. Evet. Daha çok hep teşkilat ağırlıklı geçti bizim AK Parti'deki görev şeklimiz. Dolayısıyla buradaki süreçte de aday adayı olmamıştık 24 Haziran seçimleriyle alakalı. Ancak yapılan değerlendirmeler neticesinde
genel merkezimizin, Cumhurbaşkanımızın, Başbakan Yardımcımız Sayın Hakan Çavuşoğlu'nun, İl Başkanımız Sayın Ayhan Salman'ın referansları, takdirleri bizim adaylık noktasında böyle bir takdir edinmemize yol açtı. Tabi bu bir siyasetçi için gerçekten onur verici ve sorumluluğu ağır olan bir görev. Ve birinci bölge, üçüncü sıradan AK Parti milletvekili adayı olarak Bursalı halkımızın huzurlarına çıktık. Hamdolsun yaklaşık 10 gündür arkadaşlarımızla beraber arazideyiz. Tabi burada seçim koordinasyon merkezimizin yönlendirmesi, planlaması, ilçe teşkilatlarımızın keza aynı şekilde çalışma programlarına bağlı olarak çalışmalarımızı götürüyoruz. Tabi Ramazan ayına denk gelmesi hasebiyle çalışma programları biraz daha normal rutinin dışına çıkıyor. Yaklaşık sabah saat 11'de başlayan çalışmalarımız sahura kadar devam ediyor. Arkadaşlarımızla beraber muhtemel günlük uyku saatimiz yaklaşık 4-5 saat. Bundan gocunuyor değiliz, keyif alıyoruz. Halkımızla bir arada olmaktan, 24 Haziran seçimlerinin önemini halkımızla birebir paylaşmaktan, bunları anlatmaya çalışmaktan keyif alıyoruz. Herhangi bir yorgunluğumuz yok. Dolayısıyla bu maraton bitinceye kadar bu tempoyu devam ettireceğiz. Bursa AK Parti açısından oldukça önemli. Kurulduğu günden itibaren girdiğimiz her seçimde Bursa halkı bizleri yalnız bırakmadı. Her seçimden zaferle çıkmamıza sebep oldu. O yüzden ben Bursa halkımıza çok teşekkür ediyorum. Partimize duyduğu bu güven, liderimize duydukları bu itimat neticesinde. Güzel işlere de imza attık. AK Parti iktidarında 16 yıllık süreç içerisinde hem merkezi hükümetten hem yerel anlamda belediyelerimizin çalışmalarıyla Bursa kimlik değiştirdi. Birçok yeniliklere imza attık. Zaten AK Parti değişimin partisi, gelişimin partisi. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset yapış tarzı tabii çok farklı. Bizler de onun bir takım arkadaşı olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Ona layık olmaya çalışıyoruz. Ve inşallah 24 Haziran seçimlerinden sonra daha güçlü bir Türkiye idealimizle yolumuza yürümeye devam edeceğiz. 24 Haziran'dan sonra malum artık başkanlık sistemine geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak değerlendiriliyor. Tabii şimdi siz mevcut iktidar partisine mensup olduğunuz için acayip derecede de sorular geldi. Başkanlık sistemi Sayın Özen sanki biraz anlatılamadı gibi. Aslında başkanlık sistemi yani yerele baktığımızda belediye başkanlığıyla hemen hemen aynı gibi. Mantık olarak çok farklı değil. Tabii neticede burada ki sistem biraz daha geniş çaplı bir sistem. Biz aslında referandum sürecinde bunu çok iyi anlatmaya çalıştık. Ancak muhalefet yapış tarzımız maalesef Türkiye'de istenen düzeyde değil. Dolayısıyla gerçekleri saptırma ve halkı yanıltma noktasında çok mahirler. Ama her şeye rağmen referandum sürecinde de hamdolsun milletimiz bize olan güvenini gösterdi ve bu kabul görerek bugün 24 Haziran seçimlerinde önemli bir dönemece giriyoruz. Evet. Dolayısıyla bir yönetim şeklinin değişimi söz konusu ve bizim iddiamız referandum sürecinde de aynıydı. Bugün de aynı iddiayla yolumuza devam ediyoruz. Bu sistemin Türkiye'nin önünü açacağını, daha güçlü olacağını, daha hızlı hareket edeceğini savunmuştuk. Bunun inşallah icraatını hep birlikte görmüş olacağız. Meclisin öneminin ne kadar fazla olduğunu bu süreçte daha iyi anlıyoruz. Muhalefet onu bir türlü kabul etmiyor, meclisin güçlü olacağını. İşte orada bir şeyimiz var. Açıkçası bir tezatlık var muhalefette. Çünkü referandum sürecinde de benzer şeyleri ifade etmişlerdi. Meclisin önemli olmadığını, milletvekillerinin artık hiçbir hükmünün kalmadığını söyleye gelmişlerdi. Ancak bugün yaşanan sürece baktığımız zaman muhalefetin zaten Cumhurbaşkanlığını kazanma gibi bir iddiasının olmadığını hepimiz görüyoruz. Burada işin birincisi belli aslında ve ilk turda da bu işin biteceğini biz saha çalışmalarında çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi muhalefetin referandumdaki iddialarına aykırı tezat bir şekilde başka bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz. O ne? Mecliste çoğunluğu elde edebilmek ve dolayısıyla burada Cumhurbaşkanı'nın çalışmasını zorlaştırabilmek. O zaman bu kadar önemsiz gördüğünüz bir meclisle alakalı bu kadar bir birlikteliğe, ittifaka
ne diye ihtiyaç duyuyorsunuz diye bir soru geliyor akla. Dolayısıyla bunun cevabını ben açıkçası onların penceresinden vermekte güçlük çekiyorum. Ama biz yine iddiamızın arkasındayız. Meclisin, milletvekilliğinin çok önemli olduğunu bu süreçte daha iyi görüyoruz. Muhalefetin bu çabası da bizim ne kadar haklı olduğumuzu ve doğru söylediğimizi de gösteriyor. Dolayısıyla meclis yasamayla alakalı tamamen kendi yetki çerçevesinde hareket edecek. Yürütme Cumhurbaşkanlığımızın kontrolünde dışarıdan bakanların atanmasıyla birlikte daha hızlı bir şekilde hareket etme şansına da sahip olacak. Burada aslında problem olan diğer bir husus da bizim Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayımız belli. İşin şekli ve ritüeli de belli. Dolayısıyla herhangi bir problem zaten söz konusu değil. Ama böyle bir hayal zaman zaman kuralım diye katıldığım programlarda da söylüyorum. Tabii bu hayali kurmak da belki halkımız açısından da güç olabilir. Yani bir an bile olsa Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığını kazandığını düşünsek zor ama yani öyle bir hayali bir düşündüğümüzde acaba bu ülkeyi Muharrem İnce mi yönetecek, Kemal Kılıçdaroğlu mu yönetecek? O da ayrı bir muammadır. Dolayısıyla bence burada muhalefetin bu kendi içinde buna bir karar vermesi lazım. Yani meydanlarda Muharrem İnce'nin ayrı vaatlerini duyuyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrı vaatlerini görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir netice hasıl olsa acaba nasıl bir yönetim şekli ortaya çıkacak onu da kestirmekte güçlük çekiyoruz. Dolayısıyla bunlar kendi içlerinde dahi bu anlamda bir mutabakat sağlayamamış, bir belirsizliğin olduğu bir yapının ülkeyi yönetme gibi bir iradesinin olmayacağını halkımız da zaten net bir şekilde görüyor. Dolayısıyla AK Parti yaparsa AK Parti yapar. Bizim sloganımız da bu biliyorsunuz. Evet. Bu algı halkımızın zaten gönlünde, zihninde yerleşmiş durumda. Bizim hem seçim beyannamemizde hem projelerimizde neler yapacağımızla alakalı hususlar var. Ama muhalefetin seçim beyannamelerine, vaatlerine baktığınızda neleri yaptırmayacağız, neleri yapılanları bozacağız şeklinde söylemlerle karşı karşıyayız. Yani bu kadar yıkıcı bir anlayışla nasıl bir muhalefet yapılır ya da ülkeye ne fayda getirir bunu da halkımızın takdirine bırakıyoruz. Yani birçok söylemi sizler de basın mensubu olarak görüyorsunuz. Sayın Muharrem İnce'nin Kanal İstanbul projesini iptal edeceği, yerli otomobil projesini kaldıracağı gibi böyle gerçekten çok vizyon, mega projelerle alakalı hayal dünyalarının tabi buna yetmediğinin de bir göstergesi aslında. Bizim yaptığımız icraatlara onların hayallerinin daha yetişemeyeceğini bir şekilde aslında kendileri ispat etmiş oluyorlar. Öbür taraftan benzer söylemleri de İYİ Parti'nin söylemlerinde de keza aynı şeyleri görüyoruz. TRT'yi kapatacağım gibi bazı söylemleri var. Dolayısıyla halkımız daha iyi, daha güzel şeyler neler yapılabilir beklentisi içerisinde ki siyasetçi olarak ülkeyi yönetmeye talip olan bizler açısından bizim de asli görevimiz o. Evet. Bizler neler yapacağımızı, neler yapmak istediğimizi anlatıyoruz. İnşallah biz bugüne kadar yaptıklarımızla övünmekle birlikte yapacaklarımızın hayalini kuruyoruz. Onları gerçekleştirme noktasında planlarımızı ortaya koyuyoruz. 24 Haziran'dan sonra çok daha hızlı bir şekilde bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Seçim beyannamenizi açıkladınız. AK Parti Genel Merkezi olarak tabii Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Özellikle güçlü demokrasi, istikrarlı ve güçlü ekonomi üzerine vurgu yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Tabii bu konuda da özellikle doların son günlerdeki yükselişi, alçalışı, siz de reel sektörün içinde olan bir kişisiniz aynı zamanda. Muhalefet diyor ki hükümet ekonomide çöktü ama iktidar tarafına bakınca da olayın daha iyi anlaşılması, manipülasyonların olduğu, bu işin geçici, suni bir değerlendirme olduğu, daha doğrusu dolardaki bu yükseliş ve alçalışların suni olduğu açıklaması geldi. Siz de Bursa'da yerel sektörde üretim yapan bir firmada yöneticisiniz. Hem o yönden
Önce aslında belki de o yönden bakmak lazım. Hem de siyasetçi kimliğinizle. AK Parti iktidara geldikten sonra Türkiye'de gerçekten birçok değişimin altına imza attı. Her alanda, yani sağlıktan, eğitime, tarımdan ve ekonomik alanda da bunu çok net bir şekilde görüyoruz. İhracat rakamları açıklanıyor. Mayıs ayı rakamları da açıklandı. Yeni rekorlara imza atıyoruz. Dolayısıyla Türkiye büyümeye devam ediyor. Büyüme rakamları da ortada. Ve AK Parti iktidara geldikten sonra maalesef bu güçlü Türkiye idealini engellemek adına birçok haliseyle karşı karşıya kaldık. Yani bazen bu hususları tabii vatandaşlarımıza hatırlatmakta fayda var. 28 Şubat sürecinden başlayan bir takım hadiseler, özellikle AK Parti iktidara geldikten sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde 17 Nisan bildirileri, Gezi olayları, kumpas hareketleri, Hendek savaşları, 6-7 Ekim olayları, 15 Temmuz hain darbe girişimi, öbür taraftan sınırımızın güneyinde oluşturulmak istenen bir tehlike çemberi ve ona karşı yaptığımız operasyonlar Cerablus'ta, Afrin'de. Yani birçok badireyle karşı karşıya kaldık. Ama hamdolsun milletimizin desteği, gücüyle bunların hepsinden daha güçlenerek çıktık. Ve bugün daha güçlü bir Türkiye var dünya sahnesinde. Şimdi bunlar yaşanırken dövizde böyle bir oynaklığı hiçbir zaman görmedik. Yani darbe girişiminde dahi böyle bir oynama söz konusu olmamıştı. Gezi olaylarında dahi bu kadar bir sapma olmamıştı. Suriye'ye girdiğimizde bile bu kadar oynama olmamıştı. Şimdi bunların hiçbirisi yok. Yani terörle mücadele çok ciddi mesafeler kat etmişiz. İç huzur noktasında belli bir mesafeye gelmişiz. Bir dönem yaşanan bombalama olaylarının artık emareleri kalmamış. Ama bakıyoruz dövizde bir anormal yükselişi hep beraber yaşıyoruz. Şimdi ekonomistlerin analizlerine baktığınız zaman bunun somut ciddi bir gerekçesinin olmadığını bu işin bilimsel yönünü bilenler bu şekilde izah ediyorlar. Tek bir gerekçesi var, 24 Haziran seçimleri. Dolayısıyla burada bu badirelerle, bu oyunlarla netice alamayanların acaba ekonomik yolla bir algı oluşturabilir miyiz? Tayyip Erdoğan'ın gitmesi noktasında bir netice alabilir miyiz? Ve Türkiye'yi daha kötü günlere yaklaştırabilir miyiz derdiyle ortaya çıkan bir netice. Bunun başka hiçbir izahı yok. Ancak milletimiz de bunu çok net bir şekilde görüyor. Bununla alakalı ekonomiden sorumlu bakanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız zaten olayın farkında. 24 Haziran'dan sonra çok daha normale gireceğimize ben inanıyorum. Buradan da bir netice alamayacaklar. Tabii bizim arzumuz, isteğimiz bir olabilmek, iri olabilmek, diri olabilmek. Türkiye'nin böyle gerçekten coğrafi anlamda zor bir coğrafyada olması ve güçlü bir Türkiye'nin istenmediği bir bölgede olması işimizin kolay olmadığını gösteriyor. Ancak bizim devlet geleneğimiz böyle 100 yıllık, 120 yıllık bir devlet geleneğimiz yok. Yani 1000 yıla dayanan bir devlet geleneğimiz var. Dolayısıyla Türk milleti, Türk devleti çok daha güçlü ve ayakları üzerinde durabilen bir ülke haline geldi. Ve bundan sonra bu diz çöktürtme çabaları tamamen boşa çıkacak. Milletimiz de bunu görüyor. İnşallah 24 Haziran'da bugüne kadar olduğu gibi yine aynı desteği göstererek yolumuza devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı son söylediklerini de bağlantılı olarak önümüzdeki dönemde dış politikayı da dış politikada da bir değişim yaşanacağını ifade ettiler. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Ya burada tabii uluslararası arenada siyasi ilişkilerde uzun soluklu dostluklar kurmayı arzu ediyoruz. Beklentimiz o yönde. Gerek Amerika ile gerek Avrupa Birliği ile. Türkiye'nin üstlendiği misyon var Orta Doğu konusunda. Evet, yani dolayısıyla bir köprü vazifesini görüyor Türkiye. Hem Doğu ile hem Batı arasında bu ilişkileri başarabilmek zorunda.
Öbür taraftan Orta Doğu Arap Dünyası ile olan ilişkiler. Ama gelinen noktada özellikle Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde burada bir samimiyetsizliğin olduğu net bir şekilde ortada. Yani Türkiye büyümesine devam ederken ihracat rakamları, büyüme oranları, milli gelir rakamları hepsi hep pozitif yönde gelişirken bakıyorsunuz uluslararası reyting kuruluşları bir şekilde farklı değerlendirme içerisinde bulunabiliyorlar. İflasın içi eşiğinde olan Yunanistan'ın reyting notu bir şekilde yükseltilebilirken Türkiye'nin notu düşürülebiliyor. Bunun yani rasyonel bir açıklaması yok. Tek bir açıklaması var. Yine siyasi. Öbür taraftan Avrupa Birliği ülkeleriyle olan ilişkilerde de maalesef samimi olmadıklarını net bir şekilde görüyoruz. Yani 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştirenlerin bir sığınağı haline gelmiş Avrupa ülkeleri var. En son Yunanistan'da biliyorsunuz kaçan hainler bir şekilde serbest bırakıldı. Evet. Öbür taraftan FETÖ elebaşısının Amerika'da çiftlikteki yaşantısı devam ediyor. Orada beslenmeye devam ediyor. Ve biz bu ilişkileri dostluk çerçevesinde götürmeye çalışıyoruz. Şimdi tek taraflı olduğu zaman bu ilişkileri götürebilmek zor. Dolayısıyla uzun vadeli bir karşılıklı fayda görmeyi arzu ediyorsak karşı tarafında bir şekilde bir adım atması, bizim zarar gördüğümüz unsurlarla alakalı bize destek vermesi gerekiyor. Yani bir an için Amerika'daki yahut da Avrupa'daki terör olaylarını gerçekleştirenlerin elebaşlarının Türkiye'de olduğunu hayal edelim. Ve onların bize bakış açısının ne olacağını bir düşünelim. Aynı hukuk çerçevesi içerisinde bir dil mi kullanacaklar yoksa farklı hareket mi edecekler? Ki malum biliyorsunuz şu anda yargılanmakta olan bir papaz var. Evet. Onunla İzledim. Alakalı Amerika'nın duruşu var. Evet. Bizde bir hukuk devleti olduğunu iddia edenlerin bizim hukuk sistemimize de saygı göstermesini beklemek kadar doğal bir şey olamaz. Evet. Dolayısıyla bu iki yüzlü bir siyaset Avrupa ve Amerika'daki maalesef uzun vadede bu anlayışla gidilebilmesi çok kolay görünmüyor. Umarım 24 Haziran seçimlerinden sonra herkes şapkasını önüne koyar. Türkiye gibi bir güçlü ülkenin karşısında yer almak istemezler. Bu herkesin faydasına olacaktır. Avrupa Birliği açısından da, Amerika açısından da, Türkiye açısından da. Eskiden bazı hadiseleri gizli kapaklı görüyorduk, hissediyorduk ama Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütüne tırlarca silah yardımı yapması, diğer taraftan en hassas noktalarımızdan bir tanesi sadece Türkiye açısından değil, dünyada yaşayan Müslümanlar açısından önemli olan Kudüs'te Büyükelçiliğini oraya taşıması gibi birçok dünyayı rahatsız eden hamleleri görüyoruz. Dünyanın normalleşmeye ihtiyacı var. İnşallah, umarım Amerika'daki, Avrupa'daki idarecilerin de biraz daha mantıklı düşünüp bu çerçevede hareket etmesini arzu ediyoruz. Türkiye'nin dış politikası bu anlamda aslında hem istikrarlı hem de ilkeli bir siyaset gidiyor. Arap dünyasıyla da olan ilişkiler bu şekilde. Bir de Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil. Yani Türkiye'nin sınırları dışında mazlum olan birçok dünya milletleri şu anda gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Suriye'de bu şekilde, Filistin'de bu şekilde, Arakan'da bu şekilde. Dolayısıyla Türkiye artık sadece Türkiye'den ibaret değil, bütün mazlum milletlerin ümidi olmuş olan bir ülkeyiz. Hadiseye böyle bakıyoruz. Bizler güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünya arzu ediyoruz. Ve dünyanın beşten büyük olduğunu haykırdık, haykırmaya devam ediyoruz. O çok rahatsız etti galiba dünyayı. Elbette yani tabii bir çomak sokunca maalesef ama gerçek bu. Dolayısıyla bu gerçeği biz haykırmaya devam edeceğiz. Umarım insanlık adına bu gerçeği duymak isteyenlerle birlikte hareket etmeye devam ederiz. Ve
insanlık adına bu dünya düzeninin biraz daha normalleşmesini sağlarız. Peki Sayın Özen, Bursa gündemine gelelim. Bursa'daki projeler hakkında neler diyeceksiniz? Sonuçta Bursa milletvekilisiniz. Mesela hızlı tren ne oldu, test merkezi ne oldu gibi sorular var Bursa özelinde. Bursa'da tabii hem yerel hem genel anlamda birçok aslında hizmete imza attık. Aslında bunlar da hizmet yani. Evet, aynen o şekilde. Dolayısıyla bu hizmetlerin devamı noktasında biz hem Başbakan Yardımcımız hem Büyükşehir Belediye Başkanımız, Belediye Başkanlarımız ve inşallah milletvekilleri olarak bizler aynı gayreti göstermeye devam edeceğiz. Hızlı trenle alakalı biraz gecikmeli gidiyor. Bursa halkımız o konuda haklı ama orada artık bundan sonraki ivmenin daha hızlı olacağını biliyoruz. İnşallah hızlı treni Bursa halkımızla buluşturacağız. Şehir hastanesinde çok ciddi mesafeler kat edildi. Evet. Orada da hızlı bir ilerleme var. Adliye sarayımız biliyorsunuz orada da epey mesafeler kat edildi. Dolayısıyla bunlar gerçekten Bursa açısından önemli projeler. Uludağ ile alakalı yapmamız gereken işlerimiz var. Onu biliyoruz. Uludağ'ın 12 ay önce... Uludağ Bursalılar alacak mı? Bakalım. Öyle diyelim. Yani burada bizim arzumuz Uludağ'ın 12 ay boyunca turizme evet. hizmet etmesi. Gerçekten böyle büyük bir nimetimiz var. Epey çaba sarf edildi. Belki istenen neticeler alınamadı. Ama bundan sonraki süreçte tahmin ediyorum inşallah bunu daha hızlı bir şekilde Bursa'nın bir markası haline, daha etkili bir markası haline getirmeyi arzu ediyoruz. İznik önemli bir turizm ilçemiz. Orada da aslında hem tarihi hem de doğa güzellikleri anlamında daha ön plana çıkartmamız gereken işlerimiz var. Dolayısıyla Bursa'da hem turizm hem sanayi hem de diğer hizmetler anlamında çabamız, gayretimiz devam edecek. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Bursa'daki sivil toplum kuruluşlarımızla, BTSO'dur, diğer esnaf teşkilatları ve diğer kurumlarla ortak bir akılla hareket etmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim ortak paydamız Bursa. İnşallah Bursa milletvekilleri olarak hem AK Parti'nin hem de diğer partilerden seçilecek milletvekillerinin de açıkçası görüşlerine ihtiyacımız var. Dolayısıyla daha güzel, daha yaşanabilir bir Bursa'yı hep beraber oluşturmaya devam edeceğiz. 11 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanı Bursa'ya geliyor. O program belli olduysa o programla ilgili de bilgi evet, alalım. İnşallah 11 Haziran Pazartesi'ye geliyor bildiğim kadarıyla. Saat 3.30'da Atatürk Stadı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız, ağırlayacağız. Bursa için tarih günlerden biri olacak inşallah. Bursa Sayın Cumhurbaşkanımızı özledi. Onun da Bursa'yı özlediğini düşünüyoruz. Dolayısıyla Bursa halkımızı o gün inşallah çok coşkulu bir şekilde karşılamaya bekliyoruz. Bugüne kadar en güzel bir şekilde ağırladık. 11'inde de yine Bursa'ya yakışır bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı ağırlamaktan büyük gurur duyacağız. Programın detayları ile alakalı muhtemel hem il başkanlığımız hem Başbakan Yardımcımız gerekli açıklamaları muhtemel yapacaklardır. Ama tarih ve saat noktasında en azından sizin vesilenizle halkımızla bunu paylaşmış evet, olalım. Duyurmuş olalım. Son iki dakikamız olduğunu söylüyor arkadaşlar. Sayın Özen, Bursa halkına neler söylemek istersiniz? Bugüne kadar gerçekleştirilecek en önemli seçimlerden bir tanesinin arifesindeyiz. Türkiye için yeni bir yönetim biçimine geçiyoruz. Dolayısıyla bunun önemini Bursa halkımızın çok iyi idrak ettiğine inanıyorum. Zaman zaman şunu duyuyoruz. Cumhurbaşkanlığındaki güçlü bir oy oranıyla seçilen lideri mecliste de yine güçlü bir çoğunlukla yalnız bırakmamamız gerekiyor. Burada Cumhur İttifakı'nın istenen çoğunluğu sağlayıp Cumhurbaşkanımızın da yürütmenin başı olarak çok daha rahat ve hızlı hareket etme, karar verebilme kabiliyetini arttıracağına ben inanıyorum. Bugüne kadar bizleri mahcup etmedi Bursa halkı. İnşallah yine bu süreçte de hem Rumeli camiası olarak hem Bursa halkı olarak inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yer alacağız. Ve güçlü, daha ayakları üzerinde duran lider bir Türkiye'nin oluşmasındaki süreci hızlandırmış olacağız. Peki teşekkür ediyoruz teşekkür programımıza ediyoruz. Katıldığınız için.
Evet değerli izleyiciler, bu akşamki canlı yayın gündem siyaset programında AK Parti Bursa Milletvekili adayı Sayın Refik Özen'i konuk ettik. Önümüzdeki canlı yayında gündem siyaset programında görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın, esen kalın efendim.